Doktor bey, acaba hocamızın durumu nasıl? Allah'a şükür ciddi bir durumu gözükmüyor. Yine de ihtiyaten hemen uyandırmayacağız. Bir iki gün bekleyeceğiz. Eyvallah hocam, sağ ol. Sen rahat uyu hocam. Gözün arkada kalmasın. İnşallah cemaatte hocasız kalmayacak. Kardeşim bitti mi? Hadi. Hadi hocam. Amcam durum nasıl? İyi. Yani amcanız hayati tehlikeyi atlatmış. Ancak şeyden, neyden? İltifaten. İhtiyatten bir iki gün uyutacaklarmış yani. Siz kimsiniz? Ben amcanızın müftülükten bir arkadaşıyım. Hadi, iyi günler. Nasıl kaybedersin lan kertenkeleyi? Nasıl kaybedersin? Ya amirim yemin ediyorum ben kaybetmedim. Adam bir anda ortadan kayboldu ya. Ulan ben seni bir kaybedeceğim şimdi. Kendi kendini bulamayacaksın ha. Aşkım, bir eczane bulup hemen geliyorum. Hayırdır amirim? Geçmiş olsun. Eczaneden ilaç mı alacaksın? Kafanı patlatacağım ya, sargı bezi alacağım. Kaybetmiş. Öyle miydi gerçekten? Yemin ediyorum aynı anlattığım gibi. Oh. Vay 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 vay. Ay, kaymak tatlısı. Ben çok severim ya. Bir güzel kabak tatlısı yaptırdım. Ben yiyemiyorum. Bari sizin hiç gözüm yok. Afiyet olsun. Vallahi çok iyi düşünmüşsünüz babacığım. Ne zamandır yememiştik. Afiyet olsun. Bayılıyorum şuna ya. Zehracığım, sen bunu ye. Benim porsiyon daha küçük. Yakında gelin olacaksın. Formuna dikkat etmen lazım değil mi? Ya şu kaymağın güzelliğine bakın ya. Amerika'da donut yemekten bu tatların hepsini unutmuşum. Bülbül'ü altın kafese koymuşlar. Gene de memleketim demiş değil mi? Gerçekten öyle. İş güç başını kaşıyacak vaktin olmuyor. Ama içindeki vatan sevgisi hiçbir zaman tükenmiyor. Buranın havası, yemekleri bambaşka. Örneğin kabak tatlısı. Ya orada kime yaptıracaksın ki bunu? Ama tamam da Semihciğim, hani orada da kabak var. Hani şu Cadılar Bayramı'nda içine oyuyorlar ya, ondan kabak tatlısı yapılabilir mesela. Yapılır, yapılır da bu kadar güzel olur mu? Olmaz mı? Olur mu? Olmaz mı? Olur. Olmaz. Yani orada içtiğin suyun, içine çektiğin havanın bile tadı yok. Memleket havası başkadır oğlum. Ya ilk gittiğim sene 3 ay boyunca nefes darlığı çektim. Doktora gidiyorum, kontrol ediyor, ciğerlerini tertemiz diyor. Meğerse psikolojikmiş. Yani bedenim orada yaşamayı kabul ediyor ama ruhum orada yaşamayı reddediyormuş. Bu da psikolojik nefes darlığına sebep oluyormuş ya. Evet. Ne kadar enteresan. İnsan psikolojisi enteresan Melis'ciğim. Karma karışık yani. Oğlum madem bu kadar çektin daha evvel dönseydin ya. Sabrettim Ekrem amca. İş için, kariyer için, ekmek için. Şimdi mesela yeni bir iş teklifi aldım. Ama mantığım kabul et diyor. Ruhum hiç hazır değil oralara gitmeye. O zaman sen de kabul etme oğlum. Madem ki ruh sağlığın bozulacak. Her şeyden önce sağlık gelir değil mi? Bilmiyorum ki ne yapacağım Ekrem amcacığım. Ben burada ne iş yaparım?